Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Gidişatımız çok iyi. Vallahi biraz sıcaklar var, yoksa gerisi güzel. Herhangi bir sıkıntı yok abici. Genel anlamda peki? Genel anlamda da güzel yani. Bakma, insanların abartmasına bakmayın. Güzel, güzel gidiyor yani. Hayat güzel. Sadece biraz şükretmeyi bildik mi gerisi kolay. Abi domates şükür. Tarla dikimi. Ne o tarla dikiminden? Ne var tarla dikimin geliyor? Bak geziyorsun. Tarlanın ortası. Buradan gezerken para mı? Para mı? İşte gezmeyeceksin. Gezmeyeceksin babacığım. Çalışacaksın. Çalışıyorum ben 700 lira yemeye. Boş muhabbet yapma sizin gibi yüzlerinde. 700 lira baba. Domates 2 milyon. 5 boş konuşma. 17 milyon lira asgari ücret. Nereden geliyorsun sen? Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Abi hiç sorma. Rezil. Şu perişanlığa bak. Bitik bitik. Emekli bitik. Köylü bitik. Çiftçi bitik. Yani çok zor. Mazot aldı gitti. Emekli yedi. Senin zırnık yok. Yani halimiz harap. Abi olacağı yok. Daha kötüye gidecek yani. Olacağı bir şey yok. Yani gitti yani. Gitti. Türkiye gitti. Gitti bitti. Yani yaptılar, açıklayamıyorlar. Vallahi gidişat yarı yarıya desek yeri var ama hiç iyi değil. Yani şimdi şöyle. Bugün mesela bir maaş yatıyor. Adamın maaşı yattığında adam ne sigara alabiliyor. Yani sigara alsa ekmek alamıyor. Ekmek alsa tuz alamayacak duruma gelmiş. Hani asgari ücret dediğimiz olay 17 bin lira. Açlık sınırına baktığımız zaman 40-50 bin liranın üzerine çıkıyor. Yani bu yüzden bilmiyorum. Benim görüşüm, benim kendi şahsi fikrim gidişat hiç iyi değil. Yani şöyle gün bazlı yaparsak eğer bugün benim geleceğe dair hiçbir umudum yok. Çünkü gençlerin önü kapalı. Yani bugün milyonlarca genç üniversite mezunu oluyor. Kolay kolay atanamıyor. Özel sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Fabrikalarda işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Memurlara baktığımız zaman 60-65 yaş üzerinde bir dünya memur var. Yani emekli olup da gençlerin önünü açmıyorlar. Yani bunlar gençlerin önünü açmayınca üniversite okuyan gençler mecbur kalıyor. Bu sefer özel sektörlerde çalışmak durumunda kalıyor. Ondan sonra büyüklerimiz diyor ki gençler işten kaçıyor. İşte gençler iş beğenmiyor. Yok masa başı iş mi istiyorsun? E o zaman okutmayın. Yani eğitim sistemine baktığımız zaman oraya geliyor işin. İş o raddeye geliyor. Hani bilmiyorum, gidişat gençler açısından çok iyi bir şey değil. Hani fırsatını bulan yurt dışına kaçmanın derdinde. Nasıl ki Afganlar, Suriyeliler bizim ülkemize geliyor. Bizim ülkemizdeki gençler de İskandinav ülkelerine, işte diğer Batı ülkelerine kaçmanın derdinde. Çünkü parayı orada arıyorlar. Gidişat çok güzel. Çok güzel. Allah reisten razı olsun. Gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Abi şimdi ülkenin gidişatı belli. Bu köpek muhabbeti zaten, hayvanların muhabbeti zaten ülkeyi bitirdi. Ülke değişime gitmek zorunda. Hani ne olursa olsun bir erken seçim gerekiyor. Adamın kendi şehri yani kalkıp diyor yani erken seçim istiyoruz diyor. Ne bir haberde görüyoruz ne bir şeyde görüyoruz. Bu Instagram muhabbeti zaten ayrı bir dert. Hani zamanında VPN'i engellediler bize. Şimdi VPN kullanmaya teşvik ediyorlar yani. Bizim gidişatımız da zaten belli abi. Gençlik bitti. Gençlik yok. Yani gençlik yavaş yavaş yok oluyor. Her şey rezilat. Hiç iyi değil, hiçbir şey iyi değil. Ekonominin durumu ortada. İşsizlik ortada. Artan fiyat zamları zaten ortada. Her şey gitgide kötüye de gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Ülkenin bozuk ya. Daha bu. Çok bozuk. Neden? Sana hiçbir şey yok bir yanda. Abi ülkenin gidişatı kötü. Bir şey almak için çok zorlanıyoruz. Mesela ben bir telefon, yani gencim, özeniyorum. Telefon almak istiyorum. O telefonu almak için bir ay boyunca çalışıyorum. Yetmiyor, yarım ay daha çalışıyorum. Alamıyorum. Ve ayrıca ben ev geçindirmediğim için istediğim bazı şeylere erişebiliyorum. Sabrederek alabiliyorum ama ailesi olan, çocukları olan, kirada olan insanlar evine ekmek götüremiyor. Zorluk çekiyor. Ailesinde küçük bireyler çalışmak zorunda kalıyor. Yani zor. Bütün dünya genelinde bir pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşandı ama bizim ülkemizde %200 yaşanmış gibi bir durum oldu. Ondan dolayı hoş bulmuyorum. Hemen düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gittikçe insanlar fakirleşmeye başlıyor. Zenginler gittikçe zenginleşmeye başlıyor. Sistem buna döndü. Zengin çok zengin oluyor. Fakir daha da fakirleşiyor. Buna bir düzen gelmesini istiyorum. Evet. Ülkenin gidişatı kesinlikle iyi değil. Fakat bunda tabii millet şey yapıyor, yani devleti suçluyor. Devletin bir suçu yok. Yani hükümetin bir suçu var. Öncelikle bu kavramı iyi bilmemiz gerekiyor. Yani devlet ve hükümet kavramı. Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ve gerektiği yerde, gerektiği şekilde müdahaleyi yapacaktır. Fakat hükümetler gelip geçici. Biz elbette bu çıkmazdan kurtulacağız bir şekilde.
Ama tabii ki buna tüm halkın bir şekilde tepki vermesi gerekir. Ama maalesef tepki verildiği süre içinde ne oluyor? İşte çeşitli suçlamalarla karşılaşılıyor. Milletin de tabii geçmişte yaşamış olduğumuz şeylerden ötürü tedirginlik içindeler. Yani atıyorum FETÖ'cü muamelesi görüyor veya işte Ergenekoncu muamelesi görüyor. Hani şu anda hükümet bütün yönetimi ele almış şekilde. Yani her şey onlara dönüyor. Ya ülkenin gidişatını hiç beğenmiyoruz. Biz kendimiz de zaten şahsen bu ülkenin neoliberal sistemin kavramlarından tek birini dahil kabul etmedik, etmeyeceğiz. Hayat şartları zor, sıkıntılı. Her gün mesela bir gece uyuyoruz, sabah uyanıyoruz, bir bakıyoruz sosyal medyada bir kısıtlama, örnek veriyorum. Her şey geceleri oluyor bu ülkede. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl bu? Aynı bizim gidişimiz gibi. Yalpar yalak gidiyoruz işte böyle. Aynen öyle bak. Ülkenin gidişi öyle yani. Güzel değil. İyi değil, memnun değiliz. Yetinemiyoruz, yettiremiyoruz. Çocuklarımızın geleceği söz konusu. Onlar korkutuyor. Yani zor. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Her şey ortada. Bitti yani. Ülke bitik durumda. Kendilerine memnunsa yönetimlerinden bizce sıkıntı yok. Biz bir şekilde onların deyimiyle yani kuru ekmekle de karnımızı doyururuz. Ama çocuklarımız ne olacak? Tek derdimiz çocuklarımız yani. Ötesi yok. Berbat. Her şey. Ekonomiden, işsizlikten, hayat pahalılığından. Daha ne söyleyeyim? Bana bu iktidarı değiştirmemiz lazım. 2 kere 2, 4. 22 senedir ne yaptılar? Hocam ben hiç doğru bulmuyorum ülkenin gidişatını. Az önce alışverişten çıktık. 2 parça eşeğe 1000 lira para verdim. Ben geleceğe dair umudumu kaybettim. Okumak gibi bir niyetim vardı ama artık öyle bir niyetim de yok çünkü. Pek bir değer görmüyor okumak. Ben de aynısını düşünüyorum ama her zaman ailemize şükürler olsun yani, diyeyim Allah'a şükür diyelim. Öyle öğrettiler. Şükretmeyi öğrettiler. Evet, anneler babalar. Başka bir çaremiz yok. Ben emekliyim, ne demem gerekiyor? Fazla bir şey söylemeyeyim, emekliyim. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Hiç iyi değil abi vallahi. Hiç iyi değil. Neden? Vallahi batıyoruz. Vallahi bu adam bizi bitirdi abi. Vallahi çok zor. Ekonomi çok zor. Çok zor durumdayız. Bu gidişe bitmişiz. Vallahi Allah sonumuzu hayırlı etsin. Vallahi hiçbir şey alamıyoruz. Vallahi benim gidişatım iyi maşallah. Ama ülke işlerinde pek anlamam onlardan.